suyun basıncı nedir ve su altındaki basıncı nasıl dengeleriz? Hava basıncı dünyamızı saran atmosferin içinde bulunan moleküllerin ağırlığıdır. Deniz seviyesindeyken hissettiğimiz basınç ortalama bir atmosfer veya bir bar basınç şeklindedir. Suyun da kendine özgü bir ağırlığı ve uyguladığı basınç bulunur. Sıvıların oluşturduğu bu basınca hidrostatik basınç denir. Deniz suyu 10 metre derinlikteyken atmosferin uyguladığı basınca eşit miktarda bir basınç uygular. Yani derinliğimiz 10 metreye geldiğinde üzerimizde hissettiğimiz basınç oranı bir atmosferden bir denizden olmak üzere 2 bar şeklinde artmış olur. Kapalı ve içi boş bir şişeyle su altına indiğimizde şişenin içindeki havanın sıkıştığını görürüz. Şişenin hacmi de artan basınçla orantılı bir şekilde sıkışmaya başlar. Bu videoda gördüğümüz gibi 10 metre derinlikte şişenin içerisinde bulunan gazın hacmi yarı yarıya düşer. 20 metre derinliğe indiğimizde ise şişenin içindeki hava 3'te 1 oranında düşmüştür. İlk başta şişenin içindeki hava aslında halen orada durur. Fakat yoğunluğu sıkıştığı için artık daha az yer kaplamaktadır. Havanın yoğunluğu basıncın artışına göre yükselir. Örneğin 30 metre derinlikte bulunan bir şişenin içindeki hava yüzeydekinden neredeyse 4 kat daha yoğundur. Dalışımızın derinliği 10 metre arttıkça 1 bar basınç şeklinde artar. Örneğin 20 metre derinliğe daldığımızda hissettiğimiz basıncın oranı 3 bar olmuştur. 10 metre derinliğe indiğimizde ise vücudumuza uygulanan basıncın oranı toplamda 2 bar oranında gelmiş olur. Vücudumuzun 4'te 3'ü sudan oluştuğu için aslında artan bu hidrostatik basıncı çok fazla hissetmezsiniz. Fakat vücudumuzda bulunan hava boşluklarında sıkışmalar gerçekleşir ve bizim ilk hissettiğimiz basınç buralarda oluşur. Bu yaşadığımızın tam tersi de mevcuttur. Biz yükseldikçe hissettiğimiz basıncın oranı azalmaya başlar. 20 metreden 10 metre derinliğe yükseldiğimizde havanın hacmi 1 kat, deniz yüzeyine geldiğimizde ise 2 kat artacaktır. Tüplü dalışlarda derinlere inerken havanın hacmini arttırmak için denge ileğinize hava eklemişseniz, derinliği azaltırken denge ileğinizin içerisine eklediğiniz havayı birazcık boşaltmanız gerekir. Yeleğin içerisindeki havayı dengelemezsek aşırı genişleyen hava bizi çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru fırlatır. Bu konu dalış hastalıklarını anlatırken tekrardan bahsedeceğim oldukça önemli bir konudur. Suyun basıncı bizim dalış yaptığımız bölgelerde kurallara uyduğumuz sürece bizim için kendi başına zararlı değildir. Fakat su altında kaldığımız süre boyunca soluduğumuz havanın yoğunluğunu değiştirmeye başlayacağı için bu noktada dikkat etmemiz gereken başka önemli konular söz konusu olur.